Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim mi? Yavuz Atalay bizi bekliyor. Akşam gazetesi Beyaz Saray temsilcisi. Yavuz Bey merhaba. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum herkese. Çok teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi merak ediyoruz, biz konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarıları olduğu Efes 2022 tatbikatını da izledik, takip ettik. Yunanistan'ın son dönemde işte Nisan ayından bu yana gerilimi tırmandırıcı adımlarını da izleyicilerimizle paylaştık bir kez daha. Biz merak ediyoruz bu ABD, Yunanistan'daki ABD üstleriyle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne konuşuluyor? Nasıl bir strateji var? Nasıl yorumlar yapılıyor? Sizden dinleyelim, buyurun. ABD dış politikada her zaman genelde kazan taktiği, iki taktiği uyguluyor. Ya kazan taktiği ya da kazan taktiği. Yani ya kendi kazanıyor ya da kendini kazanmasına kolay yoldan müsaade edecekse karşı tarafında kazanmasına müsaade ediyor. Şimdi orada da tablo çok açık. Bir tarafta Türkiye ile baş etmeye çalışan ancak ekonomisi ve askeri gibi hiçbir şekilde buna yakın bile olmayan bir Yunanistan var. Ki bu açık desteği sadece Amerika'dan alabilir. Öbür tarafta da Türkiye'yi hava altından sopa göstermeye çalışan, bununla birlikte Rusya'ya karşı Rusya'yı sıkıştırmaya çalışan, bununla birlikte sadece bu ikisi bile değil, bununla birlikte bölgedeki ticarete de hakim olmak isteyen ve gelir elde etmek isteyen bir Amerika var. Şimdi işin tablonun bu tarafında ABD'nin Yunanistan'a üst kurmaya çalışmasının tüm nedeni bu. Hem bölgedeki ticaret hacmini elde etmeye çalışması, bu bir başlangıç girişimi. Hem de Yunanistan'ın aslında, bunu zaten kendisi de açıkça söylemişti, Yunan Başbakan Mitsotakis demişti ki Amerika'ya geldiğinde, ben size her şeyi veriyorum, siz de bana bir şeyler verin. Yani işin açıkçası ben kendimi kullandırıyorum, bunun karşılığında da bir şeyler istiyorum. Zaten bunu açıkça söylemişti. Şimdi ortaya baktığınızda tablo bundan ibaret. Ancak burada şu konuşuluyor. Benim kendi diplomatik kaynaklarımdan, ABD kaynaklarımda şu konuşuluyor. Şimdi biz o tabloya bakarken bu stratejiyi ve oyunun bu halini Amerika'nın kurduğunu söylüyoruz. Ama diplomatik kaynaklar da Yunanistan'ın gelip kendisini teslim ettiğini söylüyor. Yani Yunanistan kendisi gelip beni kullanın, bana şöyle yapın, böyle yapın, karşılığında istediğiniz bir şey de varsa onu ben veririm diyor diplomatik kaynaklar. İşin bu enteresan tarafının da olduğunu bilmek gerekiyor. Bir üçüncü taraf şu, hala daha konuşuluyor. Çünkü bugün F-16 meselesi konuşulduğunda da Yunan Başbakan'ın senatodaki konuşmasının ayakta alkışlanması konuşuluyor ve ABD'li siyasiler tarafından alkışlanması, pohpollanması konuşuluyor. Her ne konuşuluyorsa ABD'nin o bölgedeki stratejik konuşlanmasında da yine Yunanistan'ın ABD'de nasıl karşılandığı konuşuluyor. Yani hepsi aslında o tarafa yoruluyor. Burada da şöyle bir detayın olduğunu söyleyelim. Yani en azından bize farklı bir bakış açısı kazandıran bir tarafın da olduğunu söyleyelim ABD'de. En azından ben böyle bir bakış açısı elde ettim. Şimdi Yunanistan'a bir hayranlık söz konusu Amerika'da, ABD yönetiminde. Bunun nedeninin sadece askeri çıkarlar ve ticari çıkarlar ve bölgedeki çıkarlar olmadığı söyleniyor. Bir tarafta Biden'ın sıkı bir Katolik olduğunu zaten bilen biliyordur. Sıkı bir Hristiyan, sıkı bir Katolik olduğunu bilen biliyordur. Katolik de, Katolik inancı olanlarda ve Hristiyan inancı olanlarda bir Yunan hayranlığı doğal olarak var. Böyle söyleniyor. Bunun nedeni de bu dinde Helenistik kültürün, Helenistik dönemin izlerinin olması, o dönemin izlerinin ağır bir şekilde taşınıyor olması Katolizmde ve Katolik'te ve Hristiyanlık'ta, bu siyasetçilerin gizli bir hayranlığını doğuruyor. Sadece Biden yönetimi değil, ABD'li politikacıların tamamında Yunanistan hayranlığı buradan geliyor. Senato'da ayakta alkışlanmasının somut bir karşılığı yok. Bu hayranlıktan geliyor. Bakın o kadar bu hayranlık o kadar tuhaf şeylere yol açıyor ki bir ABD'nin milletvekili, Türk düşmanlığıyla bilinen bir milletvekili geçtiğimiz günlerde katıldığı bir resepsiyonda, Yunan Miras Vakfı resepsiyonunda şöyle tuhaf açıklamalarda bulundu. Diyor ki Türkiye ne zaman Yunan denizinin ve Yunan adalarının Yunanlara ait olduğunu öğrenecek diyor. Enteresan bir açıklama çünkü Yunan denizi ve Yunan adası diye bir şey yok. İşin hayranlık boyutunu bu kadar objektiften, hayranlık işi bu kadar objektiften uzaklaştırmış durumda. ABD'nin
Yunanistan'la Ya acaba işledi. bu bir hayranlık örtüsü mü? Temelde başka hedefler, amaçlar var da işte ticaret deniyor vesaire deniyor. Bu hayranlık örtüsü mü? Biz Yunanistan'a hayranız vesaire çok da seviyoruz. Geçmiş medeniyetleri itibarıyla bilemiyorum. Sorunuzu Amerika'nın şöyle 150 ülkede üssü var. Hepsine ayrı ayrı 150 hayran mı? ülkede hepsine ayrı ayrı hayran galiba diyor Abdullah Bey. Doğru Şöyle söylüyor. Ben katılıyorum ona. Buyurun. söylediklerimi yanlış birleştirmiş olabilirsiniz. Şöyle izah edeyim. Üç farklı bakış açısı sunuyorum. Üç farklı siyasi düşünceyi paylaşıyorum sizden. Bunlardan küçük bir grup Yunanistan'a hayran olmasının nedeninin inançlarındaki Yunan izleri olduğunu söylüyorum. Tabii ki de Amerika'nın Yunanistan'a üs kurmasının bir somut karşılığı var. Tabii ki de Amerika'nın Yunanistan'a gidiyor olmasının bir somut karşılığı var. Ticari ve askeri ve bir yandan Rusya'ya sıkıştırmak, bir yandan Türkiye'ye aba altından sopa göstermek, bir yandan hatta bunların daha da üstünde tamamen ticari nedenler var. Ama diyorum ki bir yandan da bunların hiçbiri Senato'da ayakta alkışlanmasının sonucu değil. Veya işte bu milletvekilinin bu açıklamayı yapıyor olmasının bu tip radikal veya somut gerekçelerle bir alakası yok. Bu tuhaf açıklamanın altında bir hayranlık yatıyor. Bu açıdan da bakmak gerekiyor, öbür açılardan da bakmak gerekiyor. Peki. Abdullah Bey siz bir şey söylüyordunuz. Buyurun. Yani şimdi Soru varsa Yavuz Bey'e Yavuz soralım. Bey'in o hayranlık noktasına ben katılıyorum. Tabii ki sadece bu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an haritayı önüne almış, yeryüzünde hangi kara parçasında Çin'i Rusya'yı nasıl atarım, Türkiye'yi nasıl sınırlarım, ben nasıl hakim olurum diyor. Yunanistan sadece figüranlardan biri. Yani Yunanistan bize geldi filan diyor ya, rızası vardı filan gibisinden mahkemeye gidip şey yapıyorlar ya genelde birini dolandırmışsa. Yani Yunanistan gelse de gelmese de Amerika Birleşik Devletleri ağırlığını koymuş. Çünkü Çin prelimanlı anlaşmaları vardı. Çin bölgeye geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri en üst perdede oyunu Çin'le kuruyor. Bir altta Rusya, onun altında Türkiye. Kademe kademe bir strateji geliştiriyor. Ve en önemli hedefi de Avrupa'yı izole etmek tamamen. Kendi kontrol altına almak, Avrupa ordusunu Ticari kurdurmamak. hedef ne burada? Sizin Ticari derken anlıyorsunuz. bakın Hint Okyanusu'ndan geliyor, Süveyş kanalından geçiyor. Yıllık 200 bin gemi geçiyor Doğu Akdeniz'den. Ve Çin'in bir kuşak bir yol projesi Amerika'nın hedefe koyduğu. Bunun kara ayağı var, deniz ayağı var, dijital ayağı var. Deniz ayağı için en önemli ticaret koridoru Doğu Akdeniz. Bu bir. İkincisi hidrokarbon yatakları. Enerji noktasında Amerika Birleşik Devletleri şu an Avrupa'ya LNG'yi ben sağlayayım diye 30 ülkeyle anlaşmaları var. Şimdi Rusya ile bağ koparttı. Avrupa enerjide dolaşıp duruyor. Dolayısıyla biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasında İsrail, yani Yunanistan hayranlığı mı, İsrail hayranlığı mı, Yani hangisi? Şimdi o da, Tanrı'yı kıyamete evet, zorlamak mı? evangelistler İsrail'e hayran, Katolikler Yunanistan'a hayran. Şimdi İsrail'in Avrupa'nın enerji vanasını İsrail'in elinde olsun istiyorlar. Yani İsrail'e bir güç vermek istiyorlar. Sadece ekonomik değil. Çünkü Doğu Akdeniz'den uzun vadede, kısa vadede değil ama sonuçta Mısır'ın içine kattığı ama oyunu ben kurarım diyor. Doğu Akdeniz Enerji Forumu önde Yunanistan, işte İtalya, İsrail falan vardı ama arka planda Amerika Birleşik Devletleri vardı. Herkesle oynuyor. Yani herkesi ayrı şekilde muhatap almış. Dolayısıyla Yunanistan şu an Türkiye'ye karşı birinci derecede kullandığı figüran bir devlet. Yunanistan'ın tarihinden gelen yenilmiş, ayrıca kendi öğrencilerinin formatlarını attığı Mete Bey'in çok güzel izah ettiği Begöl'e idadan tutun da Türk düşmanlığı filan. Bu nedenle Miçotakis'i zaten ben Miçotakis'i çok inceledim. Bu benim şahsi görüşüm. İddiam da değil. CIA'cı olma ihtimali çok yüksek onun. Kendi gelmiş diyor ya. Zaten o gidecek. Benim de söylediğim o yani. Dolayısıyla Yunanlılar böyle baksınlar. Başbakanlarının bir istihbarat ajanı olup olmadığını bir incelesinler. Benim kendi şeyim, intibamı öyle açıkçası. O nedenle Yavuz Bey'in o şeyine hayranlık noktasında ta Yunan meşhur felsefesi gelene o noktada. Zaten bugün yine açıklaması vardı Yunanların. Yani Türkiye'ye F-16'lar verilmesin, çok hayranız, kalkıp alkışlayalım. Değil mi? Yani şöyle şimdi. Yani Amerika Birleşik Amerikan Devletleri, bakın senatör. Amerika Birleşik Devletleri. Öyle mi? Bakın son 200 yıldır bin dünya savaşında arkadan girmiş Amerika. Avrupa
cümledi. İkinciyi planlı bir şekilde çıkartıldığını düşünüyorum. Avrupa'da güç Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer edildi. İkinciye de arkadan giriyor. Avrupa yerle bir, Amerika dünyanın efendisi. Ve bu insanlar son özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her ülkede oyun kurdular, oyun oynadılar. Suikast dahil, darbe dahil. Yani A'dan Z'ye dizayn ettiler. Bu işi biliyorlar. Peki birazdan devam edelim. Ya, Yavuz Bey'i de çok bekletmemek bu nedenle, adına. Evet. Yani bir başbakan ya da bir şey geldiğinde işlerine yarıyorsa halı da seriyorlar, alkışlıyorlar da. Profesyonel hepsi bu adamların yani. İşte yani. Sıradan adamlar değil. Evet. Kongredekiler. O nedenle evet. Var mı Yavuz Bey'e sorumuz Amerika cephesinden merak ettiğiniz? Daha sayacağım demişti, ben onları merak ediyorum. Üç başlık bölüm ifade etti. Aha, aslında evet, saydı. Biri ticari hedef, biri işte hayranlığı, sadece Biden'ın değil diğer Amerikan siyasetçilerin de böyle bir hayranlığı var yani, dedi. Neyi soracaksınız? Bu buyurun. Kapsamda konuşulanlardan bir tanesi F-35'lerin verilmesi konusuydu. Bununla ilgili bir takvim belli mi Amerika'da? Şey mi diyorsunuz, Yunanistan'a? Yunanistan'a verecek 35, evet. F-35'lerin teslimiyle ilgili bir takvim konuşuluyor mu? Buyurun Yavuz Bey. Sadece Yunanistan'a verilecek olan F-35 için değil, Türkiye'ye verecek olan F-16'lar için de bir takvim yok. Anladığım kadarıyla burada stratejik bir planlama yapılıyor. Şöyle ki, geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi'nde bu konu konuşuldu. Türkiye F-16 verilip verilmemesi, yani Türkiye'nin Suriye düzenleyici operasyon, Türkiye F-16 verilip verilmemesi kararını etkiler mi diye sordu bir senatör ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısına. O da bu konuda henüz bir karar verilmiş değil dedi. Çünkü ABD Senatosu ve Kongresi Türkiye'ye F-16 vermeye kararlı. Aynı zamanda Yunanistan'a da F-35 vermeye kararlı. Bunun bir taktik planlamasını yapıyor, ancak resmi bir açıklama, şu tarihlerde şöyle şöyle olacak şeklinde bir açıklama veya henüz bir takvim ortaya çıkmış değil. Peki. Enes Bey? Şimdi F-35 Yunanistan'a tabii yani biraz zaman alır Yunanistan'ın F-35 vermeleri meselesi. Ama günün sonunda yani Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması meselesini demin de siz de sordunuz. Türkiye başında bunun ortağıydı. Yani. Bu 20 yıllık, hatta daha geriye gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. 99-98'ler. 2008'den sonra yanlış hatırlamıyorsam imzalamıştık anlaşmayı. Ama onun öncesinde başlayan. Tabii onlar kendileri daha önce de var. Yani ama Türkiye ne zaman ki Amerika'nın şeyinden çıktı, yani dış politikada bağımsız adımlar atmaya başladı kendi başına. Ondan sonra tabii ciddi bir sorun olarak algılandı bu F-35'ler. Dolayısıyla 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlayın. Yani 15 Temmuz gecesi bizim kendi meclisimiz vuruldu savaş uçakları tarafından. Türkiye de buna önlem almak zorundaydı. Yani hava savunma sistemleriyle ve bu önlemi aldı S-400'lerle Türkiye. Şimdi Yunanistan'la yaşadığımız gerginliği de düşünecek olursanız, ne kadar doğru bir karar verdiğimizi S-400'leri alarak bir kere tespit etmek lazım. Çünkü Yunanistan'ın elinde Amerikan sistemleri var. Yani savaş uçakları olarak baktığınız zaman. Bunların karşısında Rus sistemleri, S-400'ler, Amerika bize patriotları vermiyorsa yine ikinci olarak en iyisi Rus sistemleri. Yani Amerikalıların bize patriotları vermelerinin çok da bir şeyi yoktu aslında. İmkanı yoktu. Çünkü uzunca yıllarda Türkiye'yi hep şey yaptılar, ne diyelim, ötelediler, ertelediler, bugündü, yarındı, görüşmeler oldu. Hatta bir dönem Türkiye Çin'e yöneldi, hatırlayın. Oradan da vazgeçti. Ama günün sonunda şu, ya böyle bir ülke düşünün, NATO için bu kadar önemli bir ülke, hava savunma sistemi, yani bir hava savunma var, evet, Hawk'lar var, işte bir Stinger'ler falan var ama gerçek manada tam kapsamlı bir hava savunma sistemimiz olmadı. Bundan sürekli mahrum bırakıldık. Saldırı helikopterlerinden mahrum bırakıldık. SİHA'lardan, İHA'lardan mahrum bırakıldık. Yani yıllardır biz, Amerika'da bize SİHA ver, İsrail bize SİHA sat diye istedik süper parası karşılığında. Süper kobralar. Süper kobralar. Verilmedi. Yani bir elin parmaklarını geçmez. 12 mi 16 mı? O öyle bir rakamda Türkiye'nin elinde saldırı helikopteri vardı. Güneydoğu gibi bir coğrafyayı düşünün. Ne kadar büyük bir coğrafya. Yani öyle yüzlerce helikopteri yutar. Ve bunun yüzünden, bakın, sırf bunun yüzünden Türkiye 90'larda ve daha sonraki süreçte belki binlerce askerimizi şehit verdik. Sırf bu yüzden. Şimdi böyle bir müttefiklikten ilişkisinden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya bunu aslında Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar çok net ifade etti. Yani bir ülkeye taarruzu düşünmüyorsanız neden hava savunma sistemi olmasından rahatsız olasınız
Tabii. S-400'ler tartışmasında bunu bu netlikle ifade etti aslında. Ve biraz önce de söyledik işte Girit Adası'nda şu anda ABD üssünün bulunduğu adada S-300, o da bir Rus savunma silah sistemi, F-35'lerle gelirse F-35'ler ki geldi mi demiştik, ne demiştik? Gelecek. F-35'ler Amerikalıların kendi askeri varlığı olarak orada bulunuyor. Yan yanalar. Ya bunun rasyonel bir zemini yok zaten. F-35 ile S-400'ün radarı hiçbir zaman karşı karşıya Suriye gelmeyecek. Suriye hatırlatmasını Suriye'de, Baltıklar'da, Romanya'da, Rusya sınırında birçok yerde bu uçaklar uçacaklar. Peki. Uçmak zorundalar yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert ifadeleri oldu. Ciddiyim dedi, şaka yapmıyorum dedi, uyarıyorum Yunanistan'ı dedi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yani o üsleri Rusya'ya karşı kurmadığınızı biliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna kimse inanmaz dedi. Buna dair bir reaksiyon oldu mu ABD'de, bir değerlendirme? Yavuz Bey. Bununla ilgili olarak dediğim gibi az önce bahsettiğim açıklamanın geçtiği senatodaki toplantıda konuşuldu. Türkiye Suriye'deki Suriye operasyonundan vazgeçmeye çalışıyor musunuz veya bununla ilgili nasıl bir gelişme var diye sorun davet edişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'na, o da şunu söyledi. Türkiye'yi vazgeçirmek için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz, ancak Türkiye sadece bu konuda değil, diğer hiçbir konuda geri adım atmaya yanaşmıyor diyor. Avrupa Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı. Bu senatoda açıkça Erdoğan'ın sözleri itibariyle konuşulmadı, ancak Türkiye'nin Suriye operasyonu ve Yunanistan'la alakalı olarak da buradaki o diğer hiçbir şeye, sadece bu konuya değil, diğer hiçbir konuda geri adım atmıyorlar dediği şeyin altında Yunanistan meselesinin olduğunu da düşünüyoruz işin açıkçası. Bu minvalde ABD Senatosu'nda konuşuldu, dış ilişkiler toplantısında. Peki, sorumuz yoksa başka teşekkür edelim Yavuz Bey'e. Yavuz Atalar, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ve aktardıklarınız için. Sağ olun, hoşçakalın.